İnsanlığın Ay'a geri dönüşünü anlattığımız Artemis serisinin 6. videosunun konusu Artemis programı boyunca aktif olarak rol oynayacak astronotlar ya da kısaca Artemis astronotları. Bu videomuzda sizlere 18 adet Artemis astronotunu kısa bir şekilde anlatmakla beraber videoya geçmeden önce şu uyarıyı yapmak istiyoruz. Bu videoda yer alan astronotlar Artemis'te yer alacak astronotların tamamı değil. Aksine bunlar sadece Amerika'nın astronotlarını temsil ediyor. Her ne kadar şu andaki resmi bir açıklama olmasa da ilerleyen yıllarda veya aylarda Kanada ya da Japonya gibi ülkelerde kendi astronotlarını açıklayacak. Ve şimdi daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Joe Acaba. Kendisi Porto Rico asıllı olan 53 yaşındaki Joe Acaba bir hidrojeolog ve NASA'nın 2004 astronot sınıfı üyesidir. Bunun yanında kendisi eğitimcilik de yapmaktadır. 2009 yılında bir uzay mekiği görevinde bulunan Joe Acaba, bunun yanı sıra kendisi 2 kez uluslararası uzay istasyonuna yapılan seferlerde bulunmuştur ve uzayda toplam 306 gün geçirmiştir. Kylie Barron, doğma büyüme Amerikalı olan 33 yaşındaki Kylie Barron, ABD donanmasında nükleer mühendislikte yüksek lisans derecesine sahip bir denizaltı subayıdır. NASA'nın 2017 astronot sınıf üyesidir. Şu ana kadar henüz bir uzay seferinde bulunmamıştır. Fakat ileri dönemlerde yapılması planlanan SpaceX Crew 3 görevinde uluslararası uzay istasyonuna seyahat edecektir. Raja Chari. Doğma büyüme Amerikalı olan 43 yaşındaki Raja Chari, ABD Hava Kuvvetleri'nde astronotik ve havacılık alanında yüksek lisans derecesine sahip bir test pilotudur. Küçüklüğünden beridir astronot olmak isteyen Raja Chari bu konudaki ilk fırsatını 2017'de bulmuştur ve şu anda Artemis projesine katılmak üzere eğitimler almaktadır. Kylie Barron gibi henüz bir uzay seferi bulunmamaktadır. Fakat aynı şekilde Raja Chari de SpaceX Crew 3 görevinde yer alacak. Nicola Mann. Doğma büyüme Amerikalı olan 43 yaşındaki Nicola Mann, ABD Deniz Piyadelerinde makine mühendisliği alanında yüksek lisans derecesine sahip bir test pilotudur. NASA'nın 2013 astronot sınıfı üyesidir. Henüz bir uzay görevi bulunmamaktadır. Fakat 2021'de Boeing'in CST-100 Starliner ticari uzay aracı fırlatmasının mürettebatlı uçuş testine atandı. Anne McKillen. Doğma büyüme Amerikalı olan 41 yaşındaki Anne McKillen, ABD ordusunda yarbay ve havacılık ve uzay mühendisliği ile uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans derecesine sahip bir mühendistir. Uluslararası Uzay İstasyonu'na 3 defa gitmiştir. En son 20 Aralık 2018 tarihinde gittiği uzay istasyonuna Haziran 2019 tarihinde geri dönmüştür. Jessica Meir. Diğer birçok Artemis astronotu gibi Amerikalı olan 41 yaşındaki Jessica Meir, deniz biyolojisi alanında doktorası olan bir fizyologtur. NASA'nın 2013 astronot sınıfı üyesidir. Toplamda 2 defa uluslararası uzay istasyonuna gitmiştir. Yapmış olduğu bu 2 seyahatte de toplam 205 gün görev yapmıştır. Matthew Dominik. Colorado doğumlu 39 yaşındaki Matthew Dominik, NASA'nın 2017 astronot sınıfındandır. Kendisi Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde sistem mühendisliği alanında usta olan bir test pilotudur. Henüz uzaya gitmemiştir. Victor Glover. Kaliforniya doğumlu 44 yaşındaki Victor Glover, NASA'nın 2013 astronot sınıfı üyesidir. Kendisi Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde uçuş test mühendisliği ve sistem mühendisliğinde yüksek lisans derecesine sahip bir komutan. Ayrıca askeri operasyonel sanat ve bilim uzmanı. Victor, geçtiğimiz yıl SpaceX'in Falcon 9 ile fırlattığı mürettebat Crew 1 ile uluslararası uzay istasyonuna giderek ilk uzay görevine başlamış ve Nisan ayında dünyamıza geri dönmüştür. Warren Hoburg. Pensilvanya doğumlu 35 yaşındaki Warren Hoburg, NASA'nın 2017 astronot sınıfındandır. Hoburg, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden havacılık ve uzay bilimleri alanında lisans derecesi ve Kaliforniya Üniversitesi'nden elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimleri alanında doktora derecesine sahiptir. Kendisi şu ana kadar hiç uzaya çıkmamıştır. Jasmine Mogbelli. Bad Nauheim, Almanya doğumlu İran asıllı 37 yaşındaki Jasmine Mogbelli, NASA'nın 2017 astronot sınıfı üyesidir.
Kendisi havacılık ve uzay mühendisliği alanından uzman bir ABD deniz piyadeleri helikopter test pilotudur. Mogbele hiç uzaya çıkmamıştır. Kate Robbins, Connecticut doğumlu 42 yaşındaki Kate Robbins, NASA'nın 2009 astronot sınıfındandır. Kendisi bir mikrobiyolog olup uzayda DNA sıralayan ilk kişidir. Robbins, 2016'da Sefer 48'de 80 gün uzayda geçirmiştir. Bu görev sırasında 2 kere uzay yürüyüşüne çıkmış ve toplam 12 saat 46 dakika uzay yürüyüşü yapmıştır. Dr. Frank Rubio, Kaliforniya doğumlu 44 yaşındaki Dr. Frank Rubio, NASA'nın 2017 astronot sınıfı üyesidir. Kendisinin tıp alanında doktorası bulunmakla birlikte Amerikan ordusunda helikopter pilotluğu yapmaktadır. Johnny Kim, Amerikan asıllı olan 35 yaşındaki Johnny Kim, bir teğmen ve doktordur. Aynı zamanda kendisi sanat ve bilim alanlarında verilen ve ülkeye bağımlılığı simgeleyen Bachelor of Arts lisansına sahiptir. 2017'de başvurduğu astronotluk eğitimini 2020'de tamamlamıştır. Christiana Koch, Amerikan asıllı olan 41 yaşındaki Koch, uzay araçları geliştirme ve uzak bilimsel saha mühendisliği alanlarında çalışan bir mühendistir. 2013'te NASA astronotu seçilmiştir. 3,5 yıl Antarktika ve Kuzey Kutup bölgesinde arama kurtarma ekibi üyesidir. 2019 Mart'ında Soyuz ile uzay istasyonuna giden Koch, Şubat 2020'de dünyaya dönerek tek seferde uzayda 328 gün geçirerek kadın rekorunu kırmıştır. 17 Ekim 2019 tarihinde Jessica Meir ile beraber Christiana Koch ilk defa iki kadının bulunduğu bir uzay yürüyüşünde bulunmuştur. Kjell Lindgren, aslen Tayvan asıllı olan 47 yaşındaki Kjell, bir Amerikan Hava Kuvvetleri paraşüt ekibi üyesi ve havacılıkta tıbbi ihtisası yapmıştır. Aynı zamanda kardiyovasküler fizyoloji alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. 2015 yılında Soyuz ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden Lindgren, 6 ay sonra dünyaya geri döndü. Scott Tingle, Amerikan asıllı olan 55 yaşındaki Tingle, ABD Deniz Kuvvetleri'nde komutan ve yüksek lisans makine mühendisidir. 2017 yılında Soyuz ile ISS'e uçan Tingle, 7 saat 24 dakikalık bir uzay yürüyüşü yaptı. 168 günlük görevinin ardından Ocak 2018'de dünyaya geri döndü. Jessica Watkins, ABD asıllı olan 32 yaşındaki Watkins, Stanford'dan doktoralı bir jeologdur. Yüksek lisansını Mars ve Dünya heyelanları üzerine yapan Watkins, aynı sırada 2018 Dünya Kupası sırasında en çok gol atan kadın rugby oyuncusudur. Perseverance gezgini ve Mars MSR araçları planlamacısı olarak hizmet vermiştir. 2017 yılında astronot grup 22'ye seçildi. Haziran 2020'de Okyanusaltı Laboratuvarda ay keşif ekipmanlarını deneyen Nemo 23 görevine katılarak okyanus altında 12 gün geçirdi. Stephanie Wilson, Afro-Amerikan asıllı olan 54 yaşındaki Wilson, Harvard mezunu havacılık mühendisidir. 1996'da NASA astronotluğuna seçilmiştir. 2006 yılında Discovery mekiğiyle ISS'e kenetlenip 306 saat süren ISS bakımı yapmıştır. Bundan bir yıl sonra 2007 yılında ISS'e Harmony modülünü taşıdı. 2010 yılında ISS uyku ve gözlem alanları olmak üzere pek çok yeni bölümleri taşıyan görevde yer aldı. Böylelikle uzayda toplam 42 gün ile uzayda en çok zaman geçiren Afro-Amerikan kadını oldu. İnsanlığın Ay'a geri dönüş projesi olan Artemis'in astronotlarını tanıdık. Fark ettiğiniz üzere Artemis'te erkek astronotlardan çok kadın astronotlarına yer verilmiş ve bu çok güzel bir şey. Çünkü NASA ay yüzeyine iniş yapacak Artemis 3 görevinde Ay'a yaklaşık 52 yıl sonra ayak basacak astronotun kadın olacağını açıkladı. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanalımıza abone olabilir, video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtebilir ve videomuzu başkalarıyla paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ya da yayınımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.